Ben İrfan Çalışkan. Şehirde Ramazan programımız başlıyor. Bu programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan hocamız. Bugün kendisiyle çok önemli konuları konuşacağız. İslam ve Kur'an açısından aile içi huzur, saadet nasıl sağlanır? Hazreti Peygamber Efendimizin eşlerine, çocuklarına yaklaşım tarzı, onlarla ilişkisi, diyaloğu ve onlara gösterdiği sevgi, muhabbet bunları konuşacağız bugün. Hepimize değerli dersler ve önemli hayatımıza tatbik edeceğimiz bilgileri alacağımıza eminiz. Öncelikle hocam yayınımıza hoş geldiniz. Şehirde Ramazan programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağlığınız nasıl? Öncelikle siz nasılsınız diyerek cümleye başlayayım efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Rabbimize şükürler olsun. Bugün itibariyle gayet iyiyiz. Cenab-ı Hak'tan herkes için sağlık afiyet diliyorum. Sağlık afiyete de bayrama kavuşmayı Rabbimizden niyaz ediyorum. Fakat böyle çok genç, dinamik bir takdimcinin, sunucunun yanında benim ses tonum biraz cılız kalacak. Peşinden seyircilerimizden özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Nasıl görüntü değil, ne söylenip hayatımıza ne tatbik ettiğimiz önemli. En azından o bilgileri hayatımıza geçirip ömrümüz boyunca tatbik edebilmek diyelim. Şimdi İslam ve Kur'an açısından aile saadeti nasıl sağlanır? Bu çok önemli. Çünkü son yıllarda ne yazık ki aileler o huzuru, o iç ferahlığı kaybetmiş durumdalar. Şimdi bunu geri kazanmak istiyoruz. Bunu ailemize, çocuklarımıza, yuvamıza geri tatbik etmek, uygulamak istiyoruz hocam. Şimdi İslam ve Kur'an açısından değerlendirdiğimizde bunu nasıl o hale getirebiliriz? Nasıl iyi bir hale getirebiliriz? Kur'an'ın bize anlattıkları nelerdir? Hazreti Peygamber Efendimizin bu noktadaki yaşayış şekli nasıldı? Bize hem şöyle anlatarak hem de örneklendirerek bizi bir bilgilendirir misiniz hocam? Estağfurullah. Öncelikle mekanımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi hemen aklımıza geliyor. O da şu: sizin en hayırlınız ehline, ailesine iyi davrananlardır. Bana gelince ben de ehline, ailesine çok hayırlı olanımız, içinizde en hayırlı olan da benim, buyuruyor Resulullah. Demek ki aileye karşı bir kere hayırlı olmak gerekiyor. Aile reisi olarak, erkeği olarak bunu söyledim. Bir kere herhalde şu yaşadığımız dünyada dünyayı kurtarmak yerine ailemizi kurtarmanın hesaplarını yapmalıyız. Biz aileyi kaybetmeye başladık. Allah muhafaza, bu çok tehlikeli bir gidiş. Geçmiş yıllarda zaman zaman iftihar ettiğimiz, övündüğümüz ve işte Avrupa ile mukayese ettiğimizde ya çok şükür, çok aile yapımız muhteşem, düzenli, işte bizi hayata bağlayan, bizi biz yapan çok önemli bir değere sahibiz derken son zamanlarda tehlike çanları bizim için de çalmaya başladı. Neden? Çünkü bu muhkem kalemizi zayıflatmaya başladık. Bir kere ailede dört unsur mutlaka ve mutlaka olmalılar. Bir, eşler birbirlerine sevgi beslemeliler. Sevgiyle yaklaşmalılar. Bunu gören çocuklar sevgiyle büyüyecek. Dolayısıyla onlar da çevrelerine sevgi yaşlamış olacaklar. İki, aileler birbirlerine itimat edecekler. Kesinlikle muhtemed olacaklar. Yani erkek hanımına, hanım erkeğine karşı son derece güven içerisinde olacak. Bu güveni sarsacak hiçbir şey yapmamak lazım. Bir diğer husus, yine eşler mutlaka fedakar olmalılar. Biz fedakarlığı kaybettik. Yani bütün iyilikleri muhatabımızdan bekliyoruz. Halbuki Peygamberimiz şöyle buyuruyor: eşinizde hoşuna gitmeyen bir taraf gördüğünüz zaman
hoşunuza gitmeyen bir tarafını gördüğünüzde unutmayın ki çok sevdiğiniz yönleri var. O sevdiğiniz yönleri aklınıza getirin ve eşinizle mutlu olun buyuruyor. Bir diğer husus, eşler birbirine mutlaka ve mutlaka bütün meselelerini açık gönüllü açmaları gerekiyor. Gizli kapaklı iş olmaması lazım ailede. Yani gizli kasa yapmamak lazım mesela en basitinden. Gizli kasa oluşturmamak lazım. Ayrı bir cüzdan tutmamak lazım. Ayrı bir hesabın peşinde olmamak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz malumunuz akşamları olduğu zaman ailesine kesinlikle vakit ayırır, aile fertlerinin tümünü bir araya toplar. Her birine ayrı ayrı sorular sorur. Hal hatırlarını sorar. O gün nasıl geçtiğini kendilerinden alır. Onlara söylenmesi gereken, nasihat etmesi gereken bir şeyler varsa nasihatlerde bulunur. Ama mutlaka aile ortamı içerisinde sevginin meşalesi yakılır. Çocuklar, çevre ona iştirak ederler. Şimdi az önce şunu söyledim. Dünyayı kurtarma sevdasından vazgeçmeliyiz. Biz dünyayı kurtarmaya çalışırken kendi çoluk çocuğumuzu çok ihmal ettik. Halbuki eğer biz kendi nefsimizi, ailemizi ihmal edersek başkasına da tesir edemeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'daki tebliğinin, dini tebliğ metodundaki en etkili alanı biliyoruz ki üsve-i hasene olmasıdır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor Cenab-ı Hak. Hangi alanda? Eğer babaysanız Resulullah'a bakacaksınız. Nasıl babalık yapmış? Müthiş bir numune vardır. O çocuklarına asla şiddet uygulamamış. Şimdi o konuya geliyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz çocuklarına nasıl muamele ederdi? Bu çok önemli çünkü. Yani biz evlatlarımıza şöyle bir evimize girdiğimizde, bir akşam işten evimize gittiğimizde bir kapıyı bize açtıklarında o çocuklara nasıl yaklaşmak lazım? Ne yapmak lazım? Bunu yaparken de Peygamber Efendimizin sünnetlerini gözeterek bu noktada nasıl adımlar atmamız lazım? Onun evlatlarına davrandığı gibi bizler nasıl davranmamız lazım? Burada neye dikkat etmek önemli? Peygamber Efendimiz neler yapıyordu? Özellikle çocuklarına ve kız çocuklarına, başta erkek çocuklarına tabii ki. Şimdi ben tabii bir aile bütünlüğü içerisinde çocuklara girmiş oldum. Ama mesela aile noktasında çocuklar da ailenin mütemmim cüzü olması hasebiyle tabii bu sorunuza da cevap vereceğim ama az önce bıraktığım yerde şunu söylemeyi uygun buluyorum. Ailede herkesin bir rolünün olduğu mutlaka ve mutlaka belli olması gerekiyor. Babanın rolü neyse o şefkatle örülü olması lazım. Annenin rolü neyse o merhametle örülü olması lazım. Çocukların rolü neyse onlar saygı, edep, terbiye kuralı içerisinde olması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela hanımlarına hiç şiddet uygulamamış. Hiç kötü sözü yok. Hiç ağır bir ifadesi yok. Yani vesikalar da bunu bulamaz, kimse bulamaz. Aksini iddia etmek de mümkün değil, ispatı da yok. Çocuklara nasıl davranırdı? Çocuklara nasıl davranırdı derken bir kere hepimiz biliyoruz. Şu anda mesela Ankara'mızda Kocatepe Camii imamı kalksa çocuğunu omuzuna alsa veyahut da torununu omuzuna alıp hutbeye çıkacak olsa ilk başta biz tepki gösteririz. Ne yapmaya çalışıyor bu hoca ya? Böyle bir şey mi olur? Böyle bir şey mi olur denilen şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Hutbeye çıkarken torunu Hasan'ı, Hüseyin'i omuzuna almış, kucağına almış ve oradan cemaate seslenmiş. Ey müminler, ey sahabe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu öğütleri veyahut da bu öğretileri
sadece şey sözlü değildir, tatbikidir. Yani o kürsüye çıkılabileceğini çocuklarla. Çocuklar gelip namazda eğer omuzuna binerse o namazın bozulmayacağına dair Resulullah'ın fiili uygulaması vardır. Omuzuna binmiştir Hasan'ı, Hüseyin'i ve o omuzundayken namazı Resulullah tamamlamıştır. Bugün biz çocuklarımızın camide hafif koşuşturmalarına tahammül edemiyoruz. Kızıyoruz hemen değil mi? Arkadan hemen bir koşuşturmalara bir aslında koşsalar, alışsalar, camiye gitseler, gelseler belki de o namazı kılanlara da işte belki hani o çocukların koşması hocam belki ses çıkarması da sabır konusunda bir imtihan büyüklere de. Hiç bence imtihanı yok bu işin. Buna imtihan gözüyle bakarsak kaybederiz. O çocuklar bizim camideki bereketimizdir. O çocuklar bizim camide dualarımızın müstecap olmasına, kabul olmasına vesiledir. Çünkü onlar günahsızdırlar, masumdurlar. Onların sadece dua esnasında ellerini kaldırıp bizimle beraber amin demesi bizim günahlarımızın isteklerimize mani olacağı bir noktada o perdelerin yırtılmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın icabetine, dualarımıza icabetine mazhariyettir. Resulullah çocuklara nasıl davranmış? Bir kere erkek veyahut da kız çocuğu ayrımı da yapamayız burada. Şimdi bu son zamanlarda moda oldu. Efendim kız çocukları. Hayır. Her ikisi de tarağın dişleri gibi müsavidir. Şöyle diyelim. Hepimizin kolunda saat var. Saatte bir yelkovan var, bir de akrep var. Efendim, yelkovan akrepten daha önemlidir, öbürü daha önemsizdir. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bir makine çalışırken, işte efendim bu dişlilerden bir tanesi gereği yok ya, bu çok da lüzumlu değil. Denebilir mi? Denemez. O bir tane dişlinin ayarının bozulması mekanizmayı tümüyle perişan eder. O açıdan biz çocuklara Rabbimizin bir emaneti, aynı zamanda müthiş bir hediyesi olarak bakarız. Onları baş tacı yaparız. Onlara bağırmak, çağırmak değil. Ne gibi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hepimiz biliyoruz değil mi? Medine-i Münevvere'de bir bayram sabahı dışarıya çıkar, oynayan çocukları görür. Aralarında bir tanesi vardır, yetimdir. O kenarda bekler. Niye bekliyorsun denildiği zaman, anam babamı şu harpte kaybettim, annem evlendi, ben yetim kaldım. Arkadaşlarım gibi anam babam yok, onların güzel elbiseleri var, benim yok. Onun için beni aralarına almıyor. Resulullah ne yapıyor orada? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hemen o çocuğu alıyor, doğru evine götürüyor. Diyor ki, bundan sonra senin baban Muhammed. Yani kendisini işaret ediyor. Annen Ayşe, kardeşin Fatıma ve kardeşlerin Hasan'la Hüseyin'ler diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocuklarla konuşurken bile onların şöyle yüz yüze gelecek seviyelerinde oturuyor. Yukarıdan konuşmuyor. Diz çöküyor onların huzurunda. Diz çökerek onlarla muhatap oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocukları gördüğü zaman çocuklara selam veriyor. Selam verildiği zaman onu çok değerli buluyor, baş tacı yapıyor, selam alıyor. Şimdi bize bir çocuk selam verdiği zaman ya bu çocuk ne yapmaya çalışıyor ya? Yani sana mı kaldı selam vermek modundayız. O açıdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocuklar noktasında da müthiş numunedir. Davranışı da bu şekildedir. Merhamet ve şefkat üzerindedir. Evet, şimdi eşlerden biri dini vazifelerini yerine getirmiyorsa onu nasıl uyarmak gerekir? Bu konuda kilit, anahtar duadır diye ben düşünüyorum. Dua etmek, çünkü Allah'a yakarmak en büyük dertlerden, sorunlardan kurtulma yoludur. Dua bir kapı aralar mı burada? Yoksa kişinin de yine kendi istek ve arzusu da mı tabii ki devreye girer? Bunu nasıl anlatmak lazım? Eşler birbirleri arasında bir dini eksiklik görüyorlarsa hocam. Şimdi ayet-i kerimeden yola çıkalım.
Cenab-ı Hak buyuruyor ki vel müminün vel müminat ba'duhum evliya'u ba'd. Müminler erkek veyahut da kadın birbirlerinin velisidirler. Yardımcılarıdır. Dostlarıdır. Dostlar ne yaparlar? Dostlar hep dostunun iyi olmasını arzu eder. O noktada tavsiyelerde bulunur. Bizim en yakın dostlarımız ise eşlerimizdir. Kadın için erkeği, erkek için hanımı. En önemli, en yakın dostu çocuklar ondan sonra gelir. Onları da dost kılacak, bize halil kılacak yine bizleriz. Analar babalardır. Dolayısıyla şöyle yapmak lazım. Eğer bir ihmal görüyorsak, o ihmalde mutlaka nasihat. Din nasihattir. Din güzelliktir, hoşgörüdür. Bağırmak, çağırmak, kavga etmek falan şeklinde değil. Böyle gönül ararak, Mesela şöyle denebilir. Ya çok faziletli yönlerim var, çok değerli taraflarım var. Seni o kadar çok takdir ediyorum. Ya bir de şu eksiğini de bir giderebilsem. Bunu biraz eksik gibi görüyorum falan. Yani dil ola kese savaşı, dil ola kestire başı. Dil ola ağulaşı, yağ ile bal ede bir söz diyor. Değil mi şey Yunus? Yani tatlı dilin çözemeyeceği gönül şeyi yok, kilidi yok. Güzel söz her türlü kilidi çözer. Belki gönüllerdeki şeyi, sınırları pasaportsuz geçebilmenin en güzel yolu güzel sözlerle şey yapabilmektir. Veyahut da gönüllere gidebilmenin, girebilmenin, sınırına girebilmenin pasaportu güzel sözdür diyebiliriz. O açıdan eşimize böyle güzel yaklaşımlarla, üstenci tavır zaman zaman insanları rahatsız edebilir. Yani şu noktaya getirebilir. Ya ne karışıyorsun? Senin kadar ben de biliyorum diyebilir. O sözü de söylettirmemek, o günaha da girmesine engel olacak şekilde güzel sözler söylemek. Ama bütün bunlardan sonra böyle çaresiz, şifa bulmaz bir dert gibi ise, çaresizse, o zaman da köşemize çekilip gıyabında ellerimizi açarız, eşimiz için, kocamız için dua ederiz, Rabbimize yalvarırız. Hidayette olması noktasında, ibadette olması noktasında, hayırda olması, güzellikte olması noktasında dua ederiz. Dua elbette ki müminin en önemli sığınağıdır. Çünkü duanız olmazsa bir işe yaramazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi maddi olarak her ihtiyaçlarını tamamlamış çiftler, işte ev tamamlanmış, araba tamamlanmış, işte belli bir gelir düzeyinde hayatlarını idame ettiriyorlar. Toplumumuzda son zamanlarda evet bir ekonomik sıkıntılar mevcut ama hali vaktin yerinde olan vatandaşlarımız da var. Tabi tam tersi de. Ama bir gerçek de var. Bu maddiyatın içerisinde ne yazık ki huzursuzluk, mutlu olmayan bireyler, içe kapanıklık, iletişimin kopukluğu, ailenin her bireyinde eş, işte kadın, erkek, çocuk, yani hepsinin arasında bir iletişim kopukluğu. İşte odalar ayrı, kapılar kilitli. Şimdi neden böyle oluyor? Her şey var, imkanlar da var ama huzur eksik, iletişim eksik, mutluluk eksik. Bunu bir maneviyatsızlık iklimine mi bağlamak lazım? Bunu nasıl görmek lazım hocam? Ya şimdi şöyle bir düşündüm de aklıma şu geldi. Yurt dışında görev yaptım ben. Dünyanın en mamur ülkelerinden birisinde. İsviçre'de görev yaptım. Ben İsviçre'de Are Nehri vardır. Görev yaptığımız şehrin ortasından geçer. Böyle insanların intihar ettiklerine şahit oldum. Sordum ve çok ürpermiştim. Çünkü gözümün önünde cereyan etti. Bir sefer değil, birkaç sefer denk geldi.
Orada yaşayanlara dedim ki bunun sebebi hikmeti ne ola dedim yani. Bu insanlar niye kafalarına sıkıyorlar? Diyorlar ki dünya lezzet adına her şeyi tadıyor buradaki insanlar. Hiçbir eksik yok. Ölüm nasıl bir şeymiş? Bir de bunu tadayım. Düşünebiliyor musunuz siz? Yani imkanlar, ekonomik düzeyin çok üst düzey olması mutluluk getirmiyor, huzur getirmiyor. Huzur çok farklı bir şey, farklı bir iklim. Orada belki farklı formülasyonlara müracaat etmek gerekiyor. Bir kere ailelerin içerisinde huzuru yakalayabilmenin temel şartlarını az önce söyledik. Resulullah'tan bir takım hususiyetleri beyan ettik. Bir kere aile içerisinde yetişen çocuk muhabbeti iyi tadacak. Ailede kanaati öğrenecek. Resulullah buyuruyor ki kün ganiyan tekün ağının nas. Kanaat sahibi olun ki en zengin olasınız. Eğer kanaat sahibi olmazsanız çok fakir olursunuz. Yani çok parası olan çok zengin değildir. Gönlü zengin olan çok zengindir. Gönülleri zengin kılabilmek lazım. Bunun için de elbette ki maneviyat lazım. Elbette ki burada insanların iyiliği yakalayabilmesi lazım. Paylaşımcı olması gerekiyor. Yani sahip olmuş olduğu imkanları, daha doğrusu şöyle diyelim, biz kavramı var ya, bu biz kavramını genişletebilmeliyiz. Kabilemizden olanların dışına çıkabilmeliyiz. Bize benzemeyenlerin de yanında bulunabilmeliyiz. Ancak siz huzuru ve mutluluğu öyle yakalayabilirsiniz. Eğer toplumun bir kesimi muhtaç, inim inim inliyor, siz bununla çok mutlu olacağınızı zannederseniz, onların mutsuzluğu yarın öbür gün başınıza böyle lanet halkası gibi dolanmaya başlar. Ben yakın zamanda, şurada 3-4 gün öncesinden fil dişinden geldim. Sınırlar böyle kalın çizgilerle net. Siyah var, beyaz var. Ne demek istiyorum? Sürünenler var, uçanlar var. Şimdi bu toplumda insanlar varlıklarıyla huzur bulamazlar. Ve bulamıyorlar, korkuyorlar. Başımıza nerede ne geleceğini bilemiyorlar. Ama şükürler olsun, bizim toplumumuzun şöyle bir erdemi var. Bakın, biz şu anda Diyanet Vakfı olarak 1003 şubemizle Türkiye'nin en ücra köylerinde kılcal damarlarına varıncaya kadar milletten aldığımız emanetleri onlara ulaştırarak, yani milletimizin imkanlarını, ya bunları dağıtın, sağda solda fakir fukara şu Ramazan'ı garip geçirmesin, senenin 12 ayında mahzun gönüller oluşmasın diyen çok duyarlı insanlarımız var. Şimdi bu ailelerin tümüne baktığınız zaman acayip mutlular, acayip huzurlular. Neden? Görevlerini ifa etmiş olmanın huzurunu yaşıyorlar. Şayet siz toplumda bu dengeyi oluşturamazsanız, sosyal bünyeyi sağlam tutamazsanız, sizin varlığınız sizin korkularınız olur. Sizin başınızın belası olur, hiç farkına varmaz. Olmasa bile o bir yerden başka türlü patlaklar vermeye başlıyor. Sizi kendi ailenizde huzursuz ediyor, çevrenizde huzursuz ediyor. Ediyor da ediyor. Kısaca ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Evet, Cenab-ı Hak rızkı taksim ederken farklı farklı taksim etmiş. Burada zenginin imtihanı farklıdır, fakirin imtihanı farklıdır. Ama unutmayalım ki bizim bütün varlıklarımızda bu varlıklara sahip olmayanların hakları vardır. Yani biz onlara iyilik yaparken iyilik yapmış olmuyoruz. Biz onlara bir görevimizi ifa etmiş oluyoruz. Onların duasını almakla da biz hem iç dünyamızı hem de dış dünyamızı huzura kavuşturuyoruz. İşte dua burada da devreye giriyor. Siz zannediyor musunuz ki bu kadar badireye rağmen bu ülke ayakta duruyor. Neden duruyor? Bakın
bu ülkenin ayakta durmasının temel özelliklerinden bir tanesi, her şeye rağmen, her türlü sıkıntımıza rağmen kol kola olmamız. Elimizi fakire uzatmamız. Garibin, gurabanın yanında yer alabilmemiz. Gözü yaşlı birisini gördüğün zaman gözlerimizin yaşarması, kalplerimizin merhamete gelmez. İşte şu Ramazan-ı Şerif'te ben inanıyorum ki Türkiye'de hiçbir aile iftar edemiyorum naçarlığını yaşamıyor. Allah'a şükürler olsun. Dolayısıyla kanaat şudur. İnsanın varlığıyla, olanla yetinmesidir. Onunla mutlu olabilmesidir. Aksi takdirde öbür türlü, mesela çocukluğumuzda böyle bezden elbiseler verirlerdi. Biz çok mutlu olurduk bayramda. Şimdi çocuklarımız her ay elbise değiştiriyorlar, marka giyiniyorlar, ayakkabı değiştiriyorlar. Ne bileyim, yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında ama mutsuzlar. Hem doyumsuzluk hem mutsuzluk var. Neden dolayı? Kanaati kaybettiğimizden dolayı. Hem çok kısa, zamanımız da tükendi. Çok kısa bu son sorumla alakalı yorumlarınızı alayım, sonra bitireyim. Aile içinde şiddeti engellemek için bireylerin yapması gerekiyor. Bunu çok kısa, çok özet ama şöyle bir vurucu bir cevapla bitirmiş olalım. Şöyle diyeyim, Hazreti Ömer'in yaşadığı anekdot çok önemlidir. Birisi hanımından çok muzdarip, şikayetçi. Kime gideyim? Halifeye gideyim. Halifeye durumumu arz edeyim. O hanımımı çağırsın, bunu bir terbiye etsin modunda. Gidiyor, bir bakıyor ki Ömer'in evinde müthiş bir bağırtı, gürültü var. Ve o heybetli Ömer sessiz, sedasız, çıt çıkmıyor. Karısından korkmuş. Hemen gerisin geriye dönüyor. Hazreti Ömer bakıyor ki birisi geldi, geriye dönüyor, çağırtırıyor. Neden diyor geldin, neden geri dönüyorsun? Evi mi dinliyorsun? Ya Emre'l müminin, benim böyle bir durumum var, böyle bir sıkıntım var. Durumumu sana arz etmeye geldim. Senin durumun benden daha feciymiş. Onun için Allah senin yardımcın olsun. Ben gidip kendi ailemle mutlu olmanın yollarını bakacağım diyor. Şimdi Ömer radıyallahu anh diyor ki bak diyor. Bu eşin evinde çamaşırını yıkıyor, yemeğini yapıyor, bulaşığını yıkıyor, temizliğini yapıyor. Sana eşlik yapıyor, hanımlık yapıyor. Akşam olduğunda da sen gündüzün sen çıkıyorsun arkadaşlarınla, eşinden, dostundan geziyorsun, tozuyorsun, bilmem deşarj oluyorsun. Kadın bunları biriktiriyor. Bir yer boşalacak. O da sevdiğine boşalacak. Dolayısıyla Resulullah buyuruyor ki eşlerinizde geçimsiz bir taraf gördüğünüz zaman mutlaka geçim yapacağınız başka yönlerine bakın onunla. Çünkü her birimiz eksiyiz. Biz birbirimizi tamamladığımız zaman mutlu olabiliriz. Dolayısıyla şiddeti Resulullah şöyle, bu Resulullah'ın sözüyle bitirmiş olayım o zaman. Resulullah buyuruyor ki, evet kadınlarınız zayıftır, dövebilirsiniz. Ama ey ümmetim unutmayın, insanların en şerlileri hanımını döver. Şerli olmak istiyorsak, aile yuvamızın huzuruna dinamit atalım. Bağırarak, şiddet uygulayarak, kötü söz söyleyerek. Huzur istiyorsak onları tolere edelim. Onlara sevgiyle yaklaşalım. Onlara merhametle muamele edelim. Ve bu hem dünya ve hem de ahiret saadetimiz olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Şehirde Ramazan programına katıldınız. Şehirde Ramazan programımızın bu bölümdeki konuğu Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan hocamızdı. Hem aile içi şiddeti hem Peygamber Efendimizin ailesine, çocuklarına yaklaşımı ve bu noktada aile içi huzuru Kur'an ve İslam noktasında bu çerçevede nasıl sağlayabiliriz gibi konu başlıklarını ele aldık. Çok değerli bilgilerini bizimle paylaştı İzani Turan hocamız. Efendim başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.